Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar. Nisan 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, Güneş tutulmasının ve önemli gezegen kavuşumlarının olacağı Nisan ayı 2024'ün en güçlü aylarından biri. Kişisel olduğu kadar dünya üzerinde toplumsal alanlarda dikkat çekici gelişmelere şahit olabiliriz. Güneş ayın 19'una kadar Koç burcunda parlayacak ve gezegeniniz Merkür Koç burcunda 1 Nisan itibariyle gerilemeye başlıyor ve 26 Nisan'a kadar Merkür gerileyecek. Tabii ki yönetici gezegeninizin gerilemesi ay genelinde sizi biraz yavaşlatabilir. Enerjiniz biraz düşebilir, biraz içe yönelebilirsiniz. Ancak bu olumlu sonuçlar da doğurabilir. Her gezegen hareketinin aslında biz ona farkındalıkla yaklaşırsak bizim için olumlu sonuçları olabilir. Merkür bu ay 8. evinizde gerileyecek. Özellikle finansla ilgili para işleri, hisseli paralar, borç alacak konuları, kredi konuları, işte vergi, sigorta, emeklilik gibi bir konu, eşinizin kaynakları, ortaklı işleriniz, yatırımlarınız, gelir gider dengeniz, bütçeniz, miras gibi, nafaka gibi bir konu ve benzeri alanlarda daha fazla düşünüyoruz, daha fazla hesap yapıyoruz, inceleme yapıyoruz. Merkür geçtiğimiz Ekim ayında, geçtiğimiz Nisan ayında başlamış bazı konuların tekrarlanmasını veya süreçte olan konuların gözden geçirilmesini burada sağlayabilir. Eksikleri görüp fark edebiliriz. Yani muhasebe yaptığımızda belki bütçemizle ilgili bir şeyleri fark edebilir, düzeltme imkanı bulabiliriz. Bu dönemde tabii ki şuna dikkat ediyoruz. Özellikle alışverişlerde ve yatırımlarda Merkür retrolarında çok radikal kararlar vermemekte fayda var. Paramızı daha hesaplı, bilinçli kullanıyoruz. Önemli alışverişleri biraz erteliyoruz. Mümkünse imza atmak gibi, yani bir anlaşma, sözleşme yapmak gibi konuları ayın 26'sından sonraya ötelemeye çalışıyoruz. Ama tabii bunlar üzerinde çalıştığımız, daha önceden düşündüğümüz, planladığımız, süreçte olan konular varsa bunları devam ettirebiliriz. Sadece Merkür retrolarında her şeyi iyi okumamız, detayları gözden geçirmemiz gerekiyor. Çünkü bu bizim için aslında buna bir fırsat. Yani biraz yavaşlamak, sağlamlaştırmak, tekrarlar yapmak, kontroller yapmak için de önemli bir fırsat aslında. Ve tam bu noktada 8 Nisan'da Güneş tutulması yaşayacağız. 19 derece Koç burcunda tam Güneş tutulması tüm dünyada aslında dikkat çekici gelişmeleri ortaya çıkarabilir. Önce bir tutulma etkilerini bu ay Nisan'da, Mayıs'ta, önümüzdeki Ekim'e kadar güçlü bir şekilde görebiliriz. Temmuz ayı da bunlardan önemli bir zaman aslında. Etkilerini hissedebileceğimiz önemli bir zaman. Tabii ki herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Haritalarınızda öncü burçlarda Koç, Yengeç, Terazi ya da Oğlak'ta 19 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa o zaman çok önemli etkiler alabilirsiniz. Bu bahsettiğim tesirler sizin için bireysel olarak çok öne çıkabilir. Önce burçlarda fazla gezegeniniz yoksa tesirler azalacaktır. Yani sizin için çok etkili olmayabilir. Belki çevrenizde, yakınlarınızda ya da eşinizle ilgili konularda bu tesirleri daha fazla alabilirsiniz. Nitekim tutulmanın yöneticisi Mars. O da Balık burcunda ve Satürn'e birleşiyor. Yani sizin eş partner evinizde. Bu tutulma biraz sizin ilişkilerinizle ilgili görünüyor. Yani eşinizin gelirleri, giderleri, kaynakları, ortaklı gelirleriniz, paylaşımlarınız, işte evlilikler, boşanmalar, ortaklıklar, işbirlikleri ve benzeri konularla ilgili, hisseli paralar ve benzeri alanlarla ilgili önemli bazı yapılandırmalar olabilir. 10 Nisan, 11 Nisan Satürn-Mars kavuşumu var. İkisi de malefik bir etki tam karşıt burcunuza. Dolayısıyla ilişki dinamiklerinizi biraz sizi zorlayabilir. Yani eşinizle ilgili bir konuda bir zorluk olabilir ya da işbirliklerinde biraz baskı hissedebilirsiniz. Sorunlu ilişkiler, bir ilişkide sorun varsa onlar daha görünür hale gelebilir. Yani ihmal ettiğimiz konular bir netleşebilir. Bununla birlikte İlişkilerimizi çözmek adına daha yapıcı kararlar verebilirsiniz. Karşınızdaki kişiler belki daha radikal adımlar atabilirler bu dönemde özellikle. 19 Nisan'da Güneş artık Boğa burcuna geçecek. Güneş'in Boğa burcuna geçmesi enerjinizi, yaşam enerjinizi arttırmaya başlıyor. Yaratıcılığınız güçlenmeye başlıyor. Hayatın daha iyimser yönleri size akmaya başlayacak. 21 Nisan yine çok önemli bir gün. Jüpiter-Uranüs kavuşumu var Boğa burcunda. Yine az rastlanır çok güçlü bir gezegen kavuşumu ve siz şanslı olan burçlardansınız. Çünkü size güzel bir açıda hem de şans evinizde, 9. evinizde Jüpiter-Uranüs kavuşumu var. Büyük sürprizlere,
büyük şanslara hazır olun. Haritanızda destekliyorsa, özellikle güçlü kişilerden destekler alabilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili konularda önemli açılımlarınız olabilir. Medya, sosyal medya, internet üzerindeki işlerinizde önemli fırsatlarda karşılaşabilirsiniz. Özellikle teknoloji bağlantılı işler, parasal konular, finansal yapılandırmalar ve benzeri alanlarda önemli etkiler alabilirsiniz. Bu tutulma sürpriz seyahatler getirebilir. Tutulmanın etkisi ve bu büyük kavuşumun etkisiyle aslında bol bol seyahat edebilirsiniz. Bu Nisan-Mayıs aylarında güzel seyahatleriniz, yolculuklarınız olabilir. Akademik konularda, üniversite, eğitim gibi alanlarda fırsatlarınız olabilir. Hukuksal işlerinizde bazı başarılar ya da güçlü desteklerle de karşılaşabilirsiniz sevgili Başaklar. Ve ayın 24'ünde Akrep Burcu'nun 4 derecesinde Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay da aslında size önemli bir açıda ve destekleyici bir açıda 4. evinizde, 3. evinizde olacak sevgili Başaklar. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçların 4 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz varsa Dolunay'ın tesirleri biraz daha artabilir. Güneşiniz veya yükselen burcunuz 4 derece ve yakınlarındaysa Dolunay'dan ve Güneş'ten daha güzel bir etki alacaksınız. O zaman daha olumlu, daha iyimser, keyifli etkiler alabilirsiniz. Ve bu Dolunay bir seyahat, bir yolculuk getirebilir. Yakınlarınız, kardeşleriniz, sizin yakınlarınız ya da eşinizin yakınları, onlarla ilgili konularda hareketliliğin, iletişimin arttığı bir dönem. Yani kardeşlerle ilgili bir beklentiniz varsa bu Dolunay onu netleştirebilir. Birazdan aile içerisinde belki hoş etkileşimler getirebilir. Bir eğitime başlayabilir, bir eğitimi tamamlayabilirsiniz. Eğitimle ilgili turizm, iletişim, seyahat gibi alanlarda iş fırsatları karşınıza çıkabilir. Ve bazı belki iş görüşmeleri, anlaşmalar, sözleşmeler gündeme gelebilir. 24 Nisan takip eden zamanlarda, 26 Nisan'da Merkür düzeleceği için artık 26 Nisan'dan itibaren bu konuları daha net bir şekilde ele alabilir, verdiğiniz kararları hayata geçirebilir, anlaşmalarınızı, sözleşmelerinizi yapabilirsiniz. Ticari girişimlerde de fırsatlarınızı değerlendirebilirsiniz sevgili Başaklar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.